Daha dairden günaydın değerli izleyiciler. Tele1 İzmir stüdyomuzdan gerçekleştirdiğimiz programımızda bu hafta tıbbi onkolojiyi konuşacağız. Yani kanserli hastaların tedavisini, kanserden korunma ve erken tanı konularını ilgilendiren, kapsayan bir bilim dalı tıbbi onkoloji. Bu arada tabii ki kanserin de her süreciyle aslında ilgilenen bir bilim dalı. Ama biz özellikle ağırlıklı olarak ülkemizde yaygın görülen meme kanserini detaylandıracağız. Konuğumuzun bu konuda çok önemli açıklamaları olacak. Özellikle bizi izleyen kadınlar, erken tanının ne kadar önemli olduğunu bugün programımızda hep birlikte göreceğiz. Hemen stüdyo konuğumuzu açıklayalım ve detaylandıralım konularımızı. Bu haftaki konuğumuz Medicana İzmir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doktor Gülcan Bulut. Hoş geldiniz Gülcan Hanım. Hoş bulduk. Gülcan Hanım, bu arada koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Tabii ki hayatımızın artık çok da büyük bir alanında olan kanseri değerlendireceğiz, konuşacağız. Çevremizde çok duymaya başladık. Nedenlerini sizden öğreneceğiz, tedavi yöntemlerini konuşacağız. Ama pandemi nasıl etkiledi sizin alanınızı? Öncelikle biraz öyle başlayalım. Pandemi aslında hastaların biraz gecikmesine sebep oldu. Mesela bizim için çok önemli. Hasta biraz ihmal etti. Şu anda gitmeyeyim. Hastaneye şu anda gitmesem daha uygun. İşte COVID var. Geciktirdi veya büyüdü kitleleri. Daha sonra başvurdu. Bu tanı almamış hastalarla ilgili. Tanı alanların da tabii ki kemoterapi süreçleri devam ediyor. Bu süreç devam ederken COVID kaygılarıyla hastaneye gelmesem, kemoterapimi almasam tabii ki bu mümkün değil. Ama uzmanına danışarak bunların araları açılabilir, oral ilaca geçilebilir veya ötelenebilecekse tedavisi ötelenebilir tabii ki. Biz bunları hep gözettik hastalarımız için ama tedavinin ihmali söz konusu olamaz. Biliyoruz ki aciller, diyaliz ve onkoloji üniteleri ne olursa olsun işlemek zorunda. Evet. Bu hastalar ihmale gelecek hastalar değildir. Evet. Bu bizi biraz üzdü. Onun dışında kontrol hastalarımız. Kontrol hastalarımızı da aslında çok yoğun pandeminin çok ağırlıklı olduğu dönemlerde davet etmedik. Özellikle aralarını açmak istedik şikayetleri yoksa ama kendilerince gelmeyenler oldu. Hani zaten uzattılar ve bu sefer hastalık nüksünü kaçırdığımız oldu. Bizi gerçekten pandemi oldukça etkiledi. Evet. Kanserle birlikte COVID geçiren hastalarımız oldu. Bu süreci yürütmek, yönetmek oldukça zorladı kliniklerde bizi, üzdü. Evet, peki gevşetilen kısıtlamalarla şimdi karşı karşıyayız. Bu durum nasıl etkiledi? Bir yoğunluk oluştu mu bu aralar? Bu aralarda bir artış tekrar başladı. Bunun da sebebi genelde mutant virüs aslında bakarsanız. Hani bir dalga, hani evet, bahsedilen dalga. Biz aslında kronik hastaların aşılanmasını bekliyoruz şu anda. Hani genç olup aşılanmayan grubumuz var. Onların aşılanmasıyla birazcık daha rahat edeceğiz belki tedavileri yönetmekte. Peki o zaman direkt aşıya geçelim hocam. Aslında kanser nedir diye devam edecektim ama onu sonraya bırakalım. Hemen aşıya geçelim. Evet, çünkü şu anda gündemimizde de aşı var. Kanserli hastalar aşı olabilecek mi? Bu konuda tereddüt yaşayanlar var. Nasıl etkiliyor kanser hastalarını aşı? Kanser hastaları mutlaka aşı olmalı. Yani herkes olmalı, ulaşabilen herkes ulaşabildiği aşıyı olmalı tabii ki. Ama kanser hastaları doktoruna danışarak tedavi alıyorlarsa, tedavi aralarına denk getirecek şekilde yapıyoruz biz onların aşılarını. Ama aşılanmak durumundalar. Evet. Bazen işte şu anda elimizde BioNTech'in aşısı yok. Hani canlı aşımız yok. Ama o aşı geldiğinde immün terapi alan hastalarda nasıl uygulayacağız? Bununla ilgili açıklamayı ulaştığımız zaman aşıya yapacağız. Ama şu anda uyguladığımız Çin aşısı, inaktif aşının hastalarımıza bir zararı yok. Aksine yani kemoterapilerine ve tedavilerine zararı yok. Fakat kemoterapimiz aşıya zarar verebiliyor. Nasıl veriyor? Kemoterapi uyguladıktan sonra bağışıklık hücreleri baskılandığı için immünite oluşması gecikiyor. Yani COVID aşısını vurmamıza rağmen immünite oluşmayabilir. Ama oluşmasa da vurmayacak mıyız? Hayır, vuracağız. O yüzden biz kemoterapi aralarına almaya çalışıyoruz aşıyı. Peki hastanın tedavi süreci de uzuyor mu bu sebeple? Arayı açabiliyoruz. Yani bir hafta öteleyip
aşıyı alabiliriz araya. Bu hani hekim kontrolünde olmalı. Evet. Yani onkoloji uzmanına danışarak aşısını tedavi arasına almalı hasta mutlaka. Peki Gülcan Hocam, son yıllarda kanserin sayısının arttığını görüyoruz. Mutlaka her ailede birileri kanserden hayatını kaybedebiliyor. Bu hastalığa yakalanabiliyor ve çok uzun süren tedavilere evet. maruz kalabiliyor. Bunun nedeni nedir öncelikle ve kanser nedir? Bunun nedeni aslında nüfusumuz yaşlanıyor. Yani en önemli sebep yaşlılık. Yani yaşlandıkça kanser artar. Çünkü günde her gün bizde 10 bin ila 20 bin civarında mutant hücre oluşuyor. Bağışıklık hücrelerimiz bunu yakalar genelde. Ama yakalayamadığı durumda o büyüyor ve ilk önce organı invaze ediyor. Ardından da dağılıyor habis tümörse. Yani bizim bahsettiğimiz kanserse yani. Ve organ dışına çıkarak hastanın ölümüne sebep olabiliyor. Bu durumda bizim yaşlandığımız zaman daha fazla mutasyona uğramış hücrelerimiz var. Ve yaşlandığımız zaman bağışıklık hücrelerimiz de zayıflıyor. Bundan dolayı en önemli sebep nüfusun yaşlanması. Peki biraz da acaba artık bilim gelişiyor, teknoloji gelişiyor Doğru. değil mi? Onun da etkisi olabilir mi erken tanı? Tabii radyoloji, radyogenomik projeler bunlarla birlikte radyoloji geliştikçe özellikle erken evrede yakalıyoruz hastaları. Yani meme kanseri özellikle çok erken yakalanabiliyor. 5 milimin altında yakalanabiliyor. Böyle olunca kanser sanki otomatik olarak sayıca artmış oluyor ama... Kansere bağlı ölüm oranını düşürüyoruz. Yani erken yakalandığı zaman ölüm oranı düşüyor. Peki son yıllarda ölüm oranının azaldığını söyleyebilir miyiz kanser Meme kanseri için evet. Meme kanseri özelinde öyle ama akciğer kanseri için bunu söyleyemeyiz. Evet, kanserler de kendi aralarında evet. tabii ki değişiklik gösteriyor. Meme kanseri erken tanı ve kadınların da bilinçlenmesiyle açıkçası biraz daha erken yakalanmaya başlandı. Ve böylece hani tamam sanki sayı artmış gibi görünse de ölüm oranı düşüyor. Peki kısaca kanserin ne olduğu ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Kanser habis tümör. Aslında bizim kendi hücremizden kaynaklanıyor ama mutasyona uğramış hücrelerimizden kaynaklanıyor ve bağışıklık hücrelerimizden kaçan anormal bir hücre. Daha sonra bu çoğalarak invazyon oluşturuyor. Buna biz kanser diyoruz. Ve aslında tanım olarak yengeç, hani zarar veren anlamına geliyor Latince'de de. Evet. Ve bizden kaynaklanıp bize zarar veriyor. Artık kaynaklandığı organa da benzemiyor. Organın dokularına da benzemez hale geliyor. Ve farklı karakterde bize artık zarar veriyor. Ve bağışıklık hücrelerini de kandırıyor. Ben sizdenim deyip kandırıyor. Ama bağışıklık hücreleri bunları yakalaması lazım normalde. Yakalayamayabiliyor. Peki ülkemizde en çok görülen kanser çeşidi türü nedir? Kadınlarda meme kanseri, erkeklerde prostat kanseri en çok görülüyor. Kadınlarda ikinci sırada akciğer kanseri, üçüncü sırada kolon kanseri geliyor. Erkeklerde de prostattan sonra akciğer ve kolon geliyor. Meme kanseri en yaygın. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen. 8 kadında biri ama biz Asya ırkıyız, biraz daha genç geliyor. 6-8 kadında bir diyebiliriz. Bizim biraz sıklığımız fazla. Evet, çok fazla. Şu anda bizi izleyen evet. kadınların aslında programı dikkatle evet. dinlemesinde fayda var. Peki nasıl oluşuyor ve sebepleri nedir meme kanserinin? Meme kanserinin sebepleri bir genetik yatkınlık en önemli sebeplerimizden biri aslında. Ailede özellikle anne, teyze, baba tarafından hala, babaanne bunlarda kanser varsa meme kanseri, yumurtalık kanseri, rahim kanseri bunlar birbiriyle ilişkili kanserlerdir. Bunlardan herhangi biri varsa meme kanseri geliştirebiliyor ve bunun sıklığı normale göre 2 ila 6 kat daha fazla. Genlerin etkisi yüksek diyebiliriz o zaman. Çok yüksek, evet. Ve bu ailelerde daha sık taranmanın önemini bilmeleri gerekiyor. Peki çevresel faktörler nasıl etkili? Çevresel faktörlerden önce şunu bahsedeyim. Erken evet. Adet yaşı. Yani daha küçük yaşta adet gören hanımlarda evet. Geç menopoza girdiyse, yani daha çok östrojene maruz kaldıysa aslına bakarsanız meme kanseri daha çok görülüyor. Onun dışında bebeğini emzirmediyse, bizim istediğimiz bir kadının ömrü boyunca 24 ay ila 36 ay civarında emzirmesi ömrü boyunca. Emzirmediyse evet meme kanserine yatkınlığın arttığını biliyoruz. Bunlar çevresel adet yaşını çok değiştiremesek de bu birazcık evet. hani çevresel sayılmaz ama
emzirmek bir çevresel faktör sayılabilir. Özellikle egzersiz yapmayan, obez, kilolu, immobil kişilerde meme kanseri daha fazla görünüyor. Bunun da sebebi abdominal obezite. Yani şimdi bunun yine altını çizmek istiyorum. Eğer kilo fazlalığı yaşıyorsak meme kanserine yakalanma riskimiz de fazla. Çünkü abdominal obezite karın çevresindeki yağ dokusu östrojen salgılıyor. Yine döndük östrojene. Evet. Yani östrojenin fazlası zarar veriyor kadına. Meme kanserine sebep oluyor. Büyüme hormonu gibi davranıyor çünkü. Evet, daha detaylarını aslında programımızda ilerledikçe konuşacağız. Peki bir yaş grubu var mı? En sık görülen yaş grubu? 40 yaşından sonra, aslında 50 yaşından sonra ama bizim biraz daha genç yaşta olduğu için 40-50 yaşında da yaklaşık yarısını görüyoruz Türkiye'de. O yüzden biz 40 yaşından itibaren tarama öneriyoruz. Peki hocam, meme kanserine yakalanmış birisi ağrı çeker mi? Memede bir ağrı olur mu? Çok çok nadiren. Ele gelen ağrısız kitleyle gelir %80-85 hastalar. Aslında ağrısız bir kitleyle. Ağrısız kitleyle. O yüzden kendi kendine elle muayeneleri çok önemli. Peki o zaman elle muayeneyi hemen açalım. Çünkü sorularımın arasında var. Aslında taramayı da konuşarak ilerleyebiliriz bu konuda. Taramanın zaten önemini vurgulayacağınızı biliyorum. Detaylandırarak elle muayeneyi de anlatır mısınız? Bizim elle muayenede 3 parmak kullanıyoruz ama parmaktan önce hani üst bedenin çıplak ve ayna karşısında kendisine bakıyor olması lazım. Peki ne zaman? Adet gören hanım 5. 7. günde, yani adet döneminin sonunda. Neden? Meme aynı zamanda bir salgı organıdır. Şişken muayene etmemek lazım. Bu arada hanımlar diyoruz ama yine bir yaş grubu var mı? Hangi hanımlar bu taramayı yapmalı? Adet gören 20 ila 40 yaş arası. Adet gören hanımlar elle muayeneyi bu şekilde yapmalı. Adet görmüyorsa da ayda bir gün belirlemeli kendine. Yine bir gün yapmalı. Yani ayda bir gün öneriyoruz bu muayene için. Peki muayenede ne yapacak? Ayna karşısında asimetrisi var mı diye bakacak. İki memenin birbirine asimetrisi var mı? Meme cildinde bir çöküntü var mı? Meme başları aynı yöne bakıyor mu? Meme cildinde kızarıklık, soyulma, döküntü var mı? Bunun dışında da muayeneye geçiyor. Muayenede taraması gereken alan köprücük kemiğinden iman tahtası dediğimiz sternum, koltuk altı dediğimiz aksilla bölgesi ve memenin altına kadar ışınsal, aşağıdan yukarıya doğru da olabilir, ışınsal da olabilir, dairesel de olabilir, alanı tamamen taramasını istiyoruz. Bunun yaparak aslında bu bir tarama yöntemi olarak geçmiyor ama kişinin kendi memesini tanıması, yani kendi organını tanıması çok önemli. Evet. Neden? İlk önce kendi fark etmeli kendisinde bir anormallik olduğunu. Evet. Yani kendi bedenimizden biz sorumluyuz. Biz farkında olursak doktora daha erken başvurabiliriz. Evet. Ve 2 santimin altındakini rahatlıkla bir hanım saptayabilir. Çok büyük değilse. Şu anda bile aslında bizi izleyen hanımlar değil mi? Evet, risk muayene olup olmadığını etsinler lütfen. Eliyle muayene ederek aslında anlayabilirler. Gülcan Hocam, bölüyorum çünkü arkamızda aslında limonlar üzerinden bu durumu anlatan bir resim var. Bunun üzerinden gidersek nasıl açıklıyorsunuz? Şimdi ele gelen kitle ve sertleşme dediğimiz iki limon var. Evet. Bunlar bizim %85 hastaların başvuru sebebi aslında. Ele gelen kitleyle geliyorlar. İçe çekilme, yani meme cildinde içeri çekme, kitle meme cildini çekiyor içeriye doğru. Erozyonlar, döküntü ve kızarıklıklar da bu ülseratif tip meme kanserlerinde, infiltratif tiplerde görüyoruz. Meme başında özellikle kanlı ve seroz akıntı. Evet. Süt değil. Süte benzer akıntı, süte benzer akıntı değil. Süte benzer sebepler genelde hormonal oluyor. Ama seröz ve kanlıysa lütfen ciddiye alsınlar. Bu önemli. Evet. Az sonra VTR'miz var hocam bu arada. VTR'de bir hanımefendi bundan bahsediyor. Ben biliyorum röportajları. O yüzden siz daha sonra izleyeceksiniz. Biraz daha orada detaylandırabiliriz bu durumu. Çok güzel. Gene meme cildinde çukurlaşma ya da meme cildinde dışarıya çıkma, meme damarlarında normalde olmayan bir genişleme görmesi, ama bunu tabii rutin yapıyor olması lazım. Meme ucunda çekilme, bu çok önemli bir bulgu. Genelde iyice çektikten sonra hastalar, ya meme başım dışarıdaydı ama içeri çekildi, ne oldu diye gelen çok hasta oluyor bize.
İki meme başının birbirinden farklı asimetri göstermesi, bunu da hani gözle görebiliyoruz. Portakal kabuğu görünümü bizim hiç sevmediğimiz bir görüntüdür. Bu artık lenfatik kanalların tıkandığını gösterir ki hani orada bir ödem oluşturmuştur. Evet. Hızlı tedaviye ihtiyacı vardır hastanın. Bu slide aslında sosyal medyada çok dolaşıyor. Burada kullandığımız çok iyi oldu bence. Ve çok da aslında kolay bir anlatım olmuş oldu. Eğitici. Limonlar üzerinden her hali de görülebiliyor aslında. Yani meme kanserinin belirtilerini, hepsini gösteriyor şu evet, anda. Peki size açıklamalarınız için biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi Gülcan Hocam biraz meme kanser taramasının önemini bahsedelim. Bu taramanın nasıl yapıldığını, mamografiyi anlatalım. Meme kanseri erken saptandığında kolaylıkla tedavi edilebilen bir hastalık ve bizim çok rahatlıkla tedavi edebildiğimiz bir hastalık. Bu yüzden önce erken tanımamız gerekiyor. Erken tanımanın en önemli yöntemi de tarama programlarına dahil olmak. Tarama programlarını rutinde, yani yüksek riskli olmayan aileler için söylüyorum. Evet. Yılda bir doktor muayenesi, yılda bir mamografi ile yapıyoruz. Meme ultrasonu tarama içinde değildir ama bir muayene parçasıdır aslında. Muayene ederken meme ultrasonunu da görmek isteriz biz genelde. Bunun dışında yüksek riskli aileler var. İşte anlattığım gibi annesi meme kanseri. Annesi meme kanseri olmuş 50 yaşında. Kadın bir 10 yıl önce meme MR ile taranması gerekiyor. Çünkü onlar yüksek riskli aileler ve mamografi dense meme dediğimiz yoğun memede özellikle adet gören hanımlarda kitleyi atlayabiliyor. %70'e kadar. Zaten o da net bir sonuç elde ediyor mu diye soracaktım ama aslında yetersiz kalabiliyor. Bundan dolayı meme MR'ı kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu yüksek riskli hanımlar için. Peki meme MR'ında net sonuçlar, bulgular elde edebiliyor muyuz? Daha net sonuçlar. %90-95'in üzerinde, mamografiden daha duyarlı ama kesin tanı yine biyopsi. Evet, peki biyopsiyi biraz daha açmak gerekirse? Biyopsiyi kalın iğneyle yapıyor genelde cerrahi ekip ve girişimsel radyoloji yapıyor. İki ekip de yapıyor. Bu mamografide görüldüğü gibi aslında burada mikrokalsifikasyonlar var meme başının olduğu yerde. Kalın iğneyle girerek o bölgeden yeterli dokuyu almaya çalışıyor girişimsel radyolog ki biz hastayı meme kanser tipine göre tedavi edebilelim. Evet, çok önemli. Peki şimdi VTR'mizi izleyelim Gülcan Hocam. Aslında biz sokağa çıktık ve meme kanser taraması ne kadar sıklıkta yaptırıp yaptırmadıklarını öğrenmeye sorduk çalıştık hanımefendilere. Bakalım neler söylemişler. Onun üzerine devam edelim sohbetimize. Hanımefendi merhabalar. Merhaba. Kaç yaşındasınız hanımefendi? 49. Peki bugüne kadar hiç meme kanseri taraması yaptırdınız mı? Hayır, yaptırmadım. Hiç merak etmediniz mi? Uzmanlar sık sık yapılması gerektiği konusunda uyarıyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla diğer sorunlarım olduğu için hiç ona sıra gelmedi açıkçası. Ne gibi sorunlarınız var? Acaba meme kanserini etkileyebilecek, tetikleyebilecek bir problem yaşıyor olabilir misiniz? Peritonsil hastasıyım. Böbrek yetmezliğim var son dönem. Yani onunla ilgileniyorum 2 senedir. O yüzden hiç meme kanseri taraması yapmayı düşünmedim açıkçası. Kanserle ilgili bu konuda neler biliyorsunuz? Herhangi bir risk taşıyıp taşıyamadığınızı anlayabilir misiniz? Irsi olduğunu biliyorum daha çok. İşte meme ucunda akıntı olduğunu biliyorum. Çevremde çok şükür olan olmadı. Görmedim yani ben. Bilmiyorum. Peki şu anda stüdyomuzda tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Gülcan Bulut var. Ona merak ettiğiniz bir soruyu sorabilirsiniz. Yani bu meme kanserinin en kolay ne şekilde anlayabiliriz? Hani muayene falan diyorlar da onu pek şey yapamadım, çözemedim ben. Hani daha basit bir yöntemi var mı diye sorardım. Ekran başında bizi izleyen hanımefendiler, sağlığa dair programımızda meme kanseri taramasının önemini konuşuyoruz. Tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Gülcan Bulut stüdyo konuğumuz. Gülcan Hocam, VTR'deki hanımefendi 49 yaşında ve hiç kanser taraması yaptırmadığından bahsediyor. Siz aslında önemini vurguladınız ama belki altını çizeriz. Ve bir diyaliz hastası, böbrek yetmezliği yaşıyor. Öncelikle bu hastalar meme kanserin riski taşır mı? Böyle soralım.
Şimdi 40 yaşından itibaren bu hastanın taranması gerekiyordu normalde. Sıra gelmediğini söylüyor diğer hastalığıyla ilişkili olarak. Aslında aile hekimlikleri, ketenler bu hastayı arıyor. Bu hasta muhtemelen diyaliz hastası olduğu için devlet hastanesine ikinci basamağa devrolmuş bir hasta. Ondan dolayı takipten kaçmış diye düşünüyorum. Böbrek yetmezliği evet kanser riskini arttıran bir hastalık ama kesin olarak meme kanserini arttırır diyemeyiz. Yine de taranması gerekiyor muydu? Evet, taranması gerekiyordu hastamızın. Evet, ama arttırabilir dediğiniz için aslında belki de bir an önce bir hekime başvurmasında fayda var. Peki kanserle ilgili neler biliyorsunuz diye sorduğumuzda bir bilgi eksikliği görüyoruz aslında. Orada bilmediğinden bahsediyor ama ırsi olduğunu vurguluyor bir yandan. %10-15 aslında genetik yatkınlığı var. Yani geri kalanı çevresel faktörlerden kaynaklanıyor. Tamamen ailesel diyemeyiz. Benim polikliniğe başvuran hastalarımın %80'inden fazlası aslında ailedeki ilk vaka. Evet, o da önemli. İlk vaka. Yani hanımefendinin de çevresinde yok ama yine belki de duyumlardan dolayı söyledikleri de doğru. Az önce siz de bahsettiniz. Bir akıntı olduğunu da biliyor aslında meme ucunda ama orada bir detay var değil mi? Evet, orada bir detay var. Genelde bu akıntı süte benziyor, beyaz renkli oluyor ve hastalar bunu da kanser zannediyor. Bu değil, bu hormonal. Ama kanlı, kahverengi ve sörözse lütfen ihmal etmesinler. Peki, aile hekimi de bu arada bu mutlaka tarama için arıyor diyorsunuz arıyor, değil mi? Arıyor, ketemler arıyor evet. İki yılda bir onların önerisi. Ama biz tıbbi onkologlar olarak hem muayeneyi hem mamografiyi yıllık öneriyoruz. Peki, hanımefendinin sorusu da meme kanserini en kolay nasıl anlarız diyor ve muayeneyi çözemedim diyor. Sanırım elle muayeneden bahsediyor. Aslında onu da detaylandırdık ama daha kolayını soruyor. Yani daha kolayı yok aslında. Yani en kolay yöntem doktora bile gitmeden evde kendi banyosunda yapabileceği bir yöntem yani. Evet. Bundan daha kolayı yok ama bilgi eksikliği var. Yani bunlarla belki broşürler dağıtılabilir halk sağlıklarında. Evet. Hani hastalar birazcık daha bilinçlenirse daha iyi olacak diye düşünüyorum. İşte böyle programlarında bu katkısı var. Ben de onu söyleyecektim. Gerek kalmadı. Teşekkür ediyoruz Gülcan Hocam. Evet, biz de bu arada programımızda bu konuyla ilgili bir farkındalık yaratmış olduk Gülcan Hocam. Şimdi ikinci VTR'miz var. Yine bir hanımefendiyle konuşuyoruz. Bakalım neler söylemiş. Onun üzerine devam edelim programımıza. Hanımefendi merhabalar. Merhaba canım. Kaç yaşındasınız? 68. Peki bugüne kadar hiç meme kanseri taraması yaptırdınız mı? Tabii yaptırdım. Kaç kere? Yani şu sene 64, 3-4 sefer yaptırdım sayılır. Yani peki daha genç olduğunuz yaşlarda? O zaman yaptırmadım, bilmiyordum yani. Son birkaç yıldır yaptırıyorsunuz. Evet. Peki nasıl sonuç elde ettiniz? Herhangi bir risk olduğu görüldü mü sizde? Hayır. Peki kanser olma riskiyle ilgili ya da meme kanseri belirtileriyle ilgili herhangi bir fikriniz var mı? Yok. Yani şimdi başımıza gelmediğinde bilmiyorum yani. Peki çevrenizde hiç var mı kanser hastası ya da kanser tedavisi olan? Var. Komşumuz. Ne kanseri? Yumurtalıklarından. Meme 5-6 sene oluyor. İşte onunla ilgileniyoruz. Yani oradan bir bilgimiz var. Nasıl bir tedavi uygulanıyor kendisine bildiğiniz kadarıyla? Neler duydunuz bu konuyla ilgili? İlk önce kan filan alınıyor ama hep onlar özel alınıyor. Sonra gidiyor Ege Üniversitesi'ni onları topluyor, doktora götürüyor. Eskiden 6 ayda birdi. Sonra senede bir kereye çıktı. Şimdi herhalde 2 senede bir oluyor öyle o şekilde. Şimdilik bir şeyi yok. Ama tabii arada bir ağrıları falan oluyor. Midesinde daha çok oluyor. Stüdyomuzda şu anda tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Gülcan Bulut var. Ona bir soru sormak ister misiniz kanser hakkında? Meme kanserini mesela nasıl anlayabilirim? Evet Gülcan Hocam, bu VTR'mizde 68 yaşında bir hanımefendiyle sohbet ediyoruz. Yalnız bu yaşına kadar sadece 3-4 sefer tarama yaptırdığından bahsediyor. Bu yeterli mi? Yeterli değil. 40 yaşından itibaren taranması gerekiyordu. 28 yıl yani tahmini olarak. Evet. Bu da hani 2 yılda bir yapılsa en az 14 defa eder. Evet, aslında açıklamıştınız da. Ama hastamızın güzel yönü bence öğrendikten sonra, hani gençken bilmiyormuş ama öğrendikten sonra taramalarını ihmal etmemiş. Demek ki öğrenmek için yaş sınırı yok. Ama başımıza gelmediği için de bilmiyorum diyor. Başımıza gelmesini beklemeyeceğiz. Yani işte bu programlar olsun, işte halk sağlıkları
olsun. Eğitim çok önemli. Evet. Ne kadar erken o kadar avantaj bizim için. Evet, ama iki hanımefendide de bir bilgi eksikliği olduğunu görüyoruz. Evet. Mutlaka bizi izleyenler arasında da var bu şekilde. Önemli sizin açıklamalarınızda. Evet. Peki şimdi hanımefendi VTR'nin devamında çevrenizde var mı diye sorulduğunda komşusunun yumurtalık kanseri olduğunu söylüyor ve açıklıyor. 6 ayda bir önce gidiyordu. Muhtemelen kontrolden ya da tedavi sürecinden mi bahsediyor? Bunu siz açıklarsınız. Sonra bir yılda, sonra iki yılda diye anlatıyor. Aslında kontrolleri bahsediyor. Bizim hani tedavilerimiz yumurtalık kanserinde 21 günlük tedaviler, kemoterapiler şeklinde oluyor. Önce ameliyat ardından kemoterapi veya önce kemoterapi ardından ameliyat ve tamamlama şeklinde oluyor. Ardından da kontrollere geçiyoruz hastalarda. 3 aylık aralarla başlayıp ardından 6 ay, ardından 1 yıla dönüyoruz. Bu hasta avantajlı bir hastaymış, kür olmuş. 6 aylık aralardan sonra yıllık takiplere geçmiş. Yani komşusu şans bir hasta, erken evrede geçmiş yakalanmış. Geçmiş olsun diyelim bu arada da hanımla. Ama ben burada konumuza bağlamak istiyorum. Meme kanseri ile yumurtalık kanserinin bir ilişkisi var. O yüzden komşusunun da meme kanseri yönünden taramayı ihmal etmemesi gerekiyor. Nedir ilişkisi? Daha sık görülüyor. Normal bireylere göre yumurtalık kanseri veya endometrium kanseri olan hastalarda, rahim kanseri olan hastalarda meme kanseri daha sık oranda saptanıyor. Normale göre 2 katı kadar. Ve eğer bunun genetik mutasyonu varsa, biz BRCA diyoruz bu genetiğe, genetik mutasyon varsa çok ciddi yakın ilişkili. O yüzden yumurtalık kanseri zaten onkoloji takipliymiş. Onlar ihmal etmez ama bilinçli olmakta fayda var. Yumurtalık kanseri veya rahim kanseri geçirdiysek bunun meme kanseriyle kardeş kanser olduğunu bilmemiz ve meme kanseri taraması yaptırmamız çok önemli. Evet, bu açıklamanız da çok önemli oldu. Peki hanımefendi bu arada meme kanseri nasıl anlayabiliriz diye soruyor. Aslında bu soruyu birkaç keredir açıklamalarınızda cevaplamış oldunuz. Evet. Tedavi yöntemlerini ve tedavi sürecini konuşmak gerekirse bu konuda kemoterapi uygulandığını biliyoruz. Yani hangi aşamada uygulanıyor diye soracağım aslında ve sonrasında radyoterapi ve hormonoterapi uygulanıyor. Şimdi şöyle, evresine göre tedavi ediyoruz hastaları. Bazen evre 1 ve aşağısında olan hastalarımız oluyor, şüpheli. Bunlar sadece cerrahi olup kür olabiliyorlar. Tamamen cerrahi ile tedavi olabiliyorlar. Ama cerrahi olmazsa olmazımız, yani kemoterapi önce de versek, ameliyat önünde, biz buna neoadjuvan diyoruz. Ameliyat önünde de versek, ameliyat sonrasında biz buna adjuvan diyoruz. Kemoterapi yapsak da ameliyat olmazsa olmazımız. Bizim hastalarımız hep bunu soruyor. Kitlem kayboldu kemoterapiyle, acaba ameliyat olmayacak mıyım? Hayır, ameliyat olacağız. Tümör yatağı ve koltuk altı değerlendirilmek zorunda. Onun dışında akıllı ilaç dediğimiz bir ilacımız var. Antiheriki bir ilaç. Bu ilaç hatta 1-2 bunun türevleri çıktı. Akıllı ilaçlar da hastalığa göre, yani moleküler boyamasına göre tedavi içine dahil olabiliyor. Hormon tedavileri de eğer ki gene tipiyle ilişkili hormon duyarlı bir meme kanseriyle karşı karşıyaysak mutlaka hormonal tedavi veriyoruz. Bu nedir? Antiöstrojenler. Yani östrojeni baskılıyoruz. Onun dışında radyoterapi de tedavi seçeneklerimizden biridir. Bunların hepsini birden uyguladığımız hastalar olduğu gibi sadece cerrahi uyguladığımız var. Ya da sıralarını değiştirdiğimiz hastalar oluyor. Bunlar evresi ve tümör tipiyle ilişkili. Peki bir örnek verebilir miyiz? Yani hangi hastaya nasıl bir sıralamayla bu tedavileri uyguluyorsunuz? Mesela aksillası muayenesinde, koltuk altı muayenesinde pozitif bir hasta geldi. Genç bir hasta. Akıllı ilaçta pozitif geldi hastada. Bu hasta kemoterapi önünde tedavi cerrahi önünde neoadjuvan tedavi almalı. Ardından ameliyata gönderiyoruz. Tedavisi bittikten sonra ameliyatta çıkan dokuya göre tekrar tedavi edebiliyoruz veya o çıkan dokuda hormon pozitifse hormon ilaçları verip radyoterapiye gönderiyoruz hastayı. Bu akıllı ilacı pozitif olan için. Triple negatif, üçlü negatif dediğimiz grup var. Bunlarda akıllı ilaç veya hormon kullanılmıyor. Bunlarda kemoterapi ve cerrahi radyoterapi seçenekleri kullanılıyor. Bunların hepsinin dediğim gibi kombine uygulandığı hastalar olduğu gibi değiştirildiği veya azaltıldığı grup da oluyor. Yani sadece cerrahi seçeneğinin kullanıldığı da oluyor. Bu nedenle iyi bir tıbbi onkoloji uzmanı seçerek, yani tıbbi onkoloji alanında bir hekim seçerek bu yolu birlikte yürümeleri gerekiyor. Yani bu önemli bir tedavi.
tedaviyi ihmal etmemek gerekiyor. Bununla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar şimdilik. Peki hocam, kemoterapi tedavi yönteminin vücutta bazı değişikliklere yol açtığını biliyoruz. Bu neden kaynaklanıyor? Kemoterapi hızlı üreyen hücrelerin hepsini öldürür. Hızlı üreyen hücreler arasında mesela saç, evet, saç kökü, ağızdan anüse kadar bir epitelimiz var bizim. Bu epitel de çok hızlı ürer. Bu epiteli soyabiliyor, ağız yaraları veya makatta hassasiyetler oluşturabiliyor ya da ishaller yapabiliyor. Bunun dışında bizim kan hücrelerimiz de çok hızlı ürer. Bunu da aynı şekilde baskılayarak kan değerlerimizi düşürebiliyor. Ama bunların hepsi geçici yan etkiler. Yani kemoterapi bittiği gibi geçecek bu yan etkiler. O yüzden kemoterapi hastalarımızı korkutmasın. Artık kemoterapinin önünde uyguladığımız bulantı kesicilerle neredeyse %100'e yakın kusmayı engelliyoruz. %90'a yakın bulantıyı engelliyoruz. Yani korkup tedavi olmaktan, tedavilerini sektirmekten daha çok korksunlar bence. Çünkü hastalık nüksettiği zaman, ileri evreye geçtiği zaman, evre 4 olduğu zaman burada kür şansımız olmuyor bizim. Evet ya, şunu düşünüyorum size anlatırken, gerçekten çok büyük boyutlarda psikolojilerini de etkileyebiliyor bu, tabii, durumlar hastaların. Bu noktada tedavi olarak uygulayabiliyor musunuz bir şeyler? Belki bir psikoloğa mı yönlendiriyorsunuz? Nasıl işliyor şimdi bu süreç? Şimdi bütün aslında onkoloji üniteleri psikoonkologlarla çalışır. Ama hasta bizim ilk önce bizim karşımıza geliyor. Aile bir kanser tanısı almış, hasta da aynı şekilde. Çok ciddi kaygıları var, anksiyeteleri var, aynı zamanda inkar var. Neden ben? Bunları evet, aşıp aslında ben şimdi ne yapmalıyım, tedavim nasıl olmalı? En hızlı şekilde buna adapte olmaları yani gerekiyor. Yani hocam, kanser adını duyduğumuzda bile bir değişik oluyoruz. Yani bir hüzün çöküyor, bir korku sarıyor aslında. Doğru, haklısınız. Tabii ki bunları yaşayacak hasta. Bunlar bir süreç ama hızlı, bunu ne kadar hızlı atlatıp ne kadar hızlı tedavi basamaklarına geçersek ve bunları hani doktoruyla iletişimini de iyi kurarak, evet, yaparsa daha sağlıklı ilerliyor. Bunun sağlıklı ilerlemesinin bir sebebi de aslında bizim hani moral kısmı dediğimiz kısım var ya, evet, bu moral aslında bizim bağışıklık hücrelerimizi etkiliyor. Yani moralin bir katkısı olmuyor tabii ama aile desteği ve bağışıklık hücrelerinin de katkısıyla biz bu hastalığı el ele verip yenebiliriz. Evet, bu çok önemli. Aslında Türkiye'de ve dünyada örnekleri de var. Pozitif enerjiyle, tabii, inançlarla, değil mi? O yolu, hı-hı, bu şekilde alarak daha hızlı ilerleyebiliyoruz. Katkıları aslında oluyor bizim tedavimize. Bana yardımcı oluyorlar açıkçası. Evet. Yani pozitif davranan hastalar. Evet. Onun dışında psikoonkolojiye gelelim. Biz hastaları mutlaka psikoloğun görmesini istiyoruz. Benim muayenemden kaçabilir, benim alanım olmadığı için atladığım bir patoloji olabilir, ilaç desteğine ihtiyacı olabilir hastanın. O durumda mutlaka ilk anda ve ilerleyen süreçlerde psikolog takviyesi almamız, evet, desteği almamız gerekiyor. Bu süreçte bize çok yardımcı oluyorlar, evet, zaten. Yine aslında kendi sağlıkları için, daha, tabii, iyi olabilmeleri için bu şekilde yol almalarında fayda var. Peki şimdi bir diğer konumuz, meme kanserinden korunmak için neler yapmalıyız, evet, diye aslında soralım. Aslında sağlıklı bireyler için bu konu çok önemli. Meme kanserinden korunmak için neler yapmalıyız? Yani yakalanmadan, değil mi diyorsunuz? Yakalanmadan, evet, evvel neler yapmalıyız? Birincisi, kilomuzu lütfen kontrol altında tutalım. Bu, evet, hani şeker, tansiyon hastalıkları, kalp hastalıkları için ne kadar önemliyse bizim hastalığı, yani bizim meme kanserimiz için de çok önemli. Bundan dolayı lütfen kilomuzu kontrol altında tutuyoruz. Akdeniz tipi besleniyoruz. Akdeniz tipi beslenmek nedir? Sebze meyvemizi fazlaca tüketmek. Güneş alıyoruz. D vitaminini içeren gıdalarımızı alıyoruz. Balığımızı yeterli tüketiyoruz. Ve eğer D vitamin düzeyimiz düşükse takviye almaktan da çekinmiyoruz. Çünkü D, evet, vitamini çok önemli. Takviyeler pandemi sürecinde biraz daha böyle gündeme kıymetli geldi. İmmün modülatör çünkü D vitamini aynı zamanda. İmmün sistemi düzenliyor. O yüzden olmazsa olmazımız. Siz de öneriyorsunuz. Tabii yani, ki öneriyorum. Evet. Yazın güneş alsınlar, lütfen güneşlensinler. Ama kışın takviye almaları gerekiyor. Türkiye'de çok ciddi D vitamini
vitamin eksikliğimiz var. Hocam araya gireceğim, çok özür diliyorum. Kanser hastaları da güneşlenebilir mi peki? Onlara böyle bir öneride bulunabiliyor musunuz? Dik ya da tam açı, tersi. Dik açıyla gelen saatlerde çok önermiyoruz. Özellikle cilt kanseri olan hastalarda. Ama onun dışında mutlaka almaları gerekiyor. Çünkü bu bizim D vitaminimiz için çok önemli. Evet. Peki şimdi... Bundan hariç de korunmaya devam edersek özellikle egzersiz. Egzersiz, spor, vücut aktiviteleri, bunlar kas koordinasyonu, pilates yapanlarda, yoga yapanlarda, fitness yapanlarda meme kanserinin daha az olduğunu görüyoruz. Ah hocam, tam da pandemi sürecinde hareketsizlikler artmışken evet. Bu söylediğiniz öneriler çok önemli aslında. Bunun dışında beslenme alışkanlığına değindim, Akdeniz tipi besleneceğiz diye ama alkol, sigara tüketimi. Evet. Bunlar yeni bizim meme kanserinde kılavuzlarımıza girdi. Hani akciğer kanserinde sigarayı çok iyi biliyorduk ama kılavuzlara dahil girmesi ve meme kanserinin kötüye gidişini arttırdığını biliyoruz. Sigara ve alkolün de tetiklediğini söyleyebiliriz, evet, öyle mi? Tüketimimizi olmaması gerekiyor ve kadını sigaranın daha fazla etkilediğini biliyoruz erkekten. O yüzden kadınların sigaraya duyarlılığı daha fazla, tüketmeyelim. Yani kadınlar sigara içiyorsa eğer, fazla kiloya sahipse, güneşlenmiyorlarsa, vitamin takviyeleri alkol alıyorsa meme kanserine yakalanma riskleri oldukça daha yüksek fazla o zaman. Oluyor. Evet. Bunun dışında bebeğimizi emzireceğiz. Bebeğin sağlığı için de hani biz bunu çocuk hekimlerinde çok önemsiyorlar 2 yıl emzirelim diye. Aslında bu 2 yıl emzirme meme sağlığı için de çok önemli. Evet. Yani bebeği emzirmesi gerekiyor. Bir eğer annenin imkanı varsa, değil mi? Evet. O mümkünse, durumu olabildiğince kullanmalılar olabildiğince o zaman. Bunu kullanmalı, meme kanserini azalttığını biliyoruz. Gülcan Hocam, az önce mamografiyi konuştuk ama hanımlar biraz tarama cihazlarından çekinebiliyorlar da. Çünkü hiç yaptırmayanlar da var, bilemiyorlar, yanaşmak istemiyorlar. Onlarla ilgili neler söylersiniz? Evet, mamografi biraz kadınlarımızı korkutuyor. Çünkü kasete sıkıştırarak hani yapıldığı için. Ama burada önerim şu olacak. Adet dönemlerinin bittiğinde gitmeliler 5. 7. gün. Yani meme hassasiyeti biraz az olması lazım. İkincisi, teknoloji giderek ilerliyor ve dijital mamografiler var. Daha az acıtıyor. Fakat şöyle, hani meme kanserini erken yakalamak o kadar kıymetli ki o evet. Anlık acıya bence katlanılabilir. Tabii ki. Yani yakalanmaktansa değil mi? Onu kesinlikle. Önlemek çok daha önemli sonra, aslında. Sonra yakalandıktan sonra yaşayacakları acılar çok daha fazla olacak. O yüzden taramadan bence hiç korkmasınlar. Evet. Özellikle bizim programımızdan sonra mutlaka ki birçok hanımefendinin bu kanser taramasına gideceğini düşünüyorum. Korkmak değil, erken teşhis etmek önemli. Erken teşhis edersek tedavi ediyoruz. Bu nedenle evet. Korkmayalım lütfen, üstüne gidelim. Evet, bu arada değerli izleyiciler, programımızda, alt bantlarımızda iletişim için, bilgi için numaralar geçiyor. Onlardan yararlanabilirsiniz. Onu da hatırlatmakta fayda var. Peki Gülcan Hocam, biraz psikolojiyi konuştuk ama bu konuda kanser hastalarına destek de çok önemli. Özellikle aileler, yakın çevresi, eşler, evlatlar, anne babalar. Onlara da bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet, aile desteğiniz çok önemli. Lütfen hastalarımı yalnız bırakmayın. Evet. Ama en önemlisi de eşler. Eşlerin buradaki görevi çok önemli. Çünkü meme kanseri olan kadın kendini eksik hissediyor. Hem de saçlarını da kaybediyor. Kadın olarak kendini bir kere zaten kendi yetersiz hissediyor. Evet. Bunu karşıya da hissettirdiğimiz zaman bu ilişkiler çok tatsız hale gidiyor. Evet. Yani o anda çok ciddi desteğe ihtiyacı var o kadının. Bir yani, sabıra, desteğe. Kesinlikle. O nedenle özellikle eşlere bu konuda çok evet. Ciddi görev düşüyor bence. Çocuklara ve diğer aile bireylerine de tabii ki düşüyor ama üstünden biraz yükü almalılar. Yani ev işlerine yardım etmeliler, biraz destek olmalılar. Neden önemli? Aksillası, koltuk altı lenf bezleri alınmış olan bir kadının o koluyla çok ağır yük kaldırması mümkün değil. Tüm olarak bütün yükü üstüne bırakamayız ev işlerinde. Evet. O yüzden yardımcı olacağız, birazcık daha annemize destek olacağız. İşte evet. Kız kardeşimize destek olacağız. Özellikle kemoterapi sürecinde beslenmesi çok önemli olduğu için kendi kalkıp yapamayabilir. Yani kokulara hassasiyeti olabilir. Bu dönemde yardımcı olmamız lazım. Yani
kanser tedavisi olan kadının yalnız olmaması lazım. Evet, söyledikleriniz çok önemli. Bu arada beylere de önemli mesajlar göndermiş olduk ama biraz da bu mesajları, özellikle de son zamanlarda kadın haklarına yönelik de birçok farkındalık yaratılıyor biliyorsunuz. Biz de programlarımızda işliyoruz Tele 1 olarak. Bu konuda da aslında biraz bu söylediklerinizi açarak ne mesaj vermek istersiniz? Hayat müşterektir. Bazen siz de hasta olabilirsiniz. Değil mi? Kadın hasta olduğu zaman ortada kalmamalı, yalnız bırakılmamalı. Benim çok defa SGK'sı iptal olan hastam oldu, güvencesi iptal olan. Kanser tedavisi alırken boşanan çok kişi oldu. Evet. Bu haklar, yani hayata imza atarken aslında hani sağlıkta, hastalıkta her an birlikteyiz, evet, diye atıyoruz o imzayı. O yüzden kadınların özellikle meme kanseri geçici bir süreç. Unutmayın beyler, bu, evet, geçecek. Evet. Tekrar o kadın kendine gelecek, saçları çıkacak, tekrar düzelecek, hayata tekrar karışacak. O yüzden geçici bir, evet, süre, lütfen yardımcı olalım. Özellikle sağlıklı hanımlara da aslında hoşgörülü olmakta, sevgi göstermekte, anlayış göstermekte fayda var. Bütün beylere kadınlarla ilgili mesajları verdikten sonra bizi izleyenlere genel mesajlarınızı almak istiyorum Gülcan Hocam. Çünkü koronavirüs riskiyle hala karşı karşıyayız. Pandemi aslında devam ediyor. Kısıtlamalar gevşetildi ancak evde kalmayı da tercih eden büyük bir kesim var. Korkan bir kesim var. Biraz egzersizler, besin takviyeleri az önce söylediğiniz ama onlara ilave olarak yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Son söylemek istediklerinizi alalım. Evde kaldıkça kilolar artıyor. Evde kaldıkça kilo kontrolü sağlamamız lazım. Yani sağlıklı beslenmek çok önemli. Güneş almıyoruz, D vitamini almıyoruz, takviye almamız lazım o halde. Evde egzersizlerle ilgili bir sürü yayın var. Pilates, yoga, evde yapılabilecek fitnesslar var. Lütfen bunları hani aktif kalabilmek için yapmaya devam edelim. Onun dışında taramalar hayat kurtarır, bunu unutmayalım. Erken teşhis hayat kurtarır. Erken evrede yakalamak için lütfen taramanızı yaptırın. Kendi vücudumuzda bir anormallik saptadığımızda da pandemi var, şimdi öteleyim, sonra gideyim değil. Erken gitmemiz lazım. Evet. Temiz olduğuna güvendiğimiz hastaneleri tercih edebilirsiniz. Ya da uygun saatleri, uygun poliklinikleri. Bilin ki biz COVID'i ayırıyoruz. Yani COVID'in servisi, asansörü, her şeyi ayrı. Hastaneye gelebilsin hastalarımız diye uğraşıyoruz. Bunlar üniversitelerde de, devlet hastanelerinde de aynı, özel hastanelerde de aynı. Evet Gülcan Hocam, açıklamalarınız çok önemliydi. Özellikle de erken teşhisi hayat kurtarır diyerek altını çizdik programımızda. Katıldığınız için ve açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz de öyle. Değerli izleyiciler, bu hafta Sağlığa Dair programımızda tıbbi onkolojiyi konuştuk. Özellikle de meme kanserini, tanısını ve tedavi yöntemlerini konuştuk. Lütfen sizler hocamız anlattığı elle muayene ederek öncelikle kendinizi, kitle olup olmadığına, risk taşıyıp taşımadığınıza bakın. Kiloya dikkat edin, besinlere, tükettiğiniz besinlere dikkat edin. Yavaş yavaş havalar ısınıyor, yaz geliyor. Güneşin tadını çıkarın diyorum. Sağlıklı günler diliyorum, hoşça kalın.